Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Tag Questions adında konuyu anlatacağım. Burada sorularımızda, yani bu tarz sorularda bir şeyden emin olmak için bilgiyi hani doğrulamak için bir cümle söyleniyor ve arkasından değil mi sorusu soruluyor. Şimdi Türkçe'de bu değil mi veya hani kısaca di mi sorusu şöyle geliyor. Hani bütün tenslerde, zamanlarda, cümlelerde hani hiç fark etme özne ne olursa olsun, zamanımız ne olursa olsun değil mi cümlesi işe yarıyor. Ve bir sürü yerde normal hayatta kullanıyoruz bunu. Ha günlük konuşmada olsun, ha bir telefon görüşmesinde bilgilerinizi onaylamak için olsun, ne bileyim polis görüşmelerinde olsun, bir ifade vermekte olsun, bir CV görüşmesinde olsun, hani iş görüşmesinde olsun, herhangi bir bilgiyi doğrulamak için bu tarz soruları soruyoruz ve günlük hayatta da bu şekilde zaten konuşuyoruz. Geçelim konunun nasıl olduğunu. Sonra örneklerle umarım yerine düşer. Şimdi bizim sorumuzda şöyle bir şey var. Önce bir cümlemiz var. Bu cümle eğer olumlu olursa bizim burada küçücük bir sorumuz olacak değil mi anlamında. Bu değil mi cümlesi olumsuz olmak zorunda ve bunun cevabını genelde şuradaki pozitif cümleyi onaylamak için sorduğumuz için hani olumlu olmasını da bekliyoruz. Tabii olumsuz da olabilir. Hani hayır hiç de öyle değil gibisinden de cevap alabiliriz. Bilmiyorum cevabını da alabiliriz. Hani beklenen şu. Hani biz bu olumlu cümlemizi onaylamak istiyoruz. Cevabı da olumlu bekliyoruz. Ama olmaya da bilir. %100 değil yani. Ve eğer o bildiğimiz cümle, onaylamak istediğimiz cümle pardon, olumsuzsa oradaki değil mi anlamında sorduğumuz sorumuz olumlu olması olmak zorunda. Cevabı da tabii ki cümlemiz başta olumsuz olduğu için hani cevabı da olumsuzluğunu onaylamasını bekleriz. Tabii ki yine de olmayabilir. Karşımızdaki kişi bilmiyor olabilir. Farklı cevapları olabilir ama olumsuz olması bekleniyor. Şimdi örneklere geçelim. Daha iyi anlaşılır örneklerimizde. Şöyle ilk cümlemizi böyle bir şey seçtim. She is a doctor. Şöyle bir cümlemiz var. Olumlu. Bakıyorum. Benim buradaki soru sormak için kullandığım kelime nedir? Is. Isn't she? Burada olumsuz olmak zorunda. Isn't she. Sonra da özneyi getiriyorum. Yani bu özne herhangi bir she olabilir. Herhangi bir hani yerinde she oturabilen bir kelime olabilir. Mother olsun, sister olsun. Herhangi bir hani bayan türü obje veya insan olabilir. Burada nedir? Isn't she? Ekleyerek burada bizim bir tag question'ımız oluyor. Yani ne demiş oluyorum? She's a doctor. O bir doktor değil mi? Diğer cümleleri de hızlı okuyup geçiyorum ve anlamını da söyleyeceğim tabii. Jane is studying, isn't she? Jane ders çalışıyor, değil mi? John is at work now, isn't he? John şu an işte, değil mi?
John isn't sleeping, is he? Burada bakın, kullandığımız cümle olumsuz. Buradaki getirdiğimiz soru olumlu. Ne dedik burada? John şu an uyumuyor, değil mi? Böyle bir soru sorduk. Your mom is not American, is she? Senin annen Amerikalı değil, değil mi? He isn't an artist, is he? O bir ressam değil, değil mi? Diğer örneklerimize geçelim. Orada izle şey yaptım. Şimdi are örnekleri vereceğim. Very big, aren't they? Onlar çok büyük, değil mi? They are playing games, aren't they? Onlar oyun oynuyorlar, değil mi? You are coming with us, aren't you? Sen bizimle geliyorsun, değil mi? We are working here, aren't we? Biz burada çalışıyoruz, değil mi? They aren't happy, are they? Onlar mutlu değiller, değil mi? Ya da memnun değiller, değil mi? We aren't going this early, are we? Bu kadar erken gitmiyoruz, değil mi? You are not from here, are you? Sen buralı değilsin, değil mi? It's a nice place, isn't it? Güzel bir yer, değil mi? The weather is wonderful, isn't it? Hava çok güzel, değil mi? This is your problem, isn't it? Bu senin problemin, değil mi? It's not my fault, is it? Benim suçum değil, değil mi? This is not your car, is it? Bu senin araban değil, değil mi? That's not mine, is it? O benim değil, değil mi? I am not a doctor, am I? Ben bir doktor değilim, değil mi? I am not your mother, am I? Ben senin annen değilim, değil mi? I'm not sleeping now, am I? Şu an uyumuyorum, değil mi? Şimdi arkadaşlar, burada ben önce olumsuz şeyi getirdim, cümleyi getirdim. Am kelimesinde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Not am kelimesini yapışmadığı için biz şu diğer cümlede getireyim. I am listening to you. Am'in I diyemediğimiz için şöyle bir durum var. Am I not olarak kullanıyoruz. Yani ne demiş oluyorum? Ben seni dinliyorum, değil mi? Yani am'in I diyemediğim için am I not kullanıyorum. Başka bir şekilde de kullanabilirim. O da diğer örnekte göstereceğim. I'm a student, aren't I? İstisna olarak burada am yerini are kullanı biliyoruz. Yani böyle de bir durum var. Bunu da kullanıyorlar yani. Böyle de olur. Böyle de olur. I'm a student, aren't I? Ben bir öğrenciyim, değil mi? I am coming with you, aren't I? Ben seninle geliyorum, değil mi? Evet. Kendi örnek veriyorum. I can bring my dog, can't I? Ben köpeğimi getirebilirim, değil mi? She can speak English, can't she? O İngilizce konuşabilir, değil mi? They can dance, can't they? Onlar dans edebilir, değil mi? We can't go without visa, can we? Vizesiz gidemeyiz, değil mi? John can't swim, can he? John yüzemiyor, değil mi?
You can't speak Chinese, can you? Sen Çince konuşamıyorsun, değil mi? You like this place, don't you? Sen bu mekanı sevdin, değil mi? Yani seviyorsun, değil mi? Şöyle, burada benim yardımcı fiilim yok. Direkt fiilime bakıyorum. Fiilimin yalın hali. Demek ki zamanım ne? Simple present. Ne getireceğim? Do does getireceğim soru sormak için. Bu şekilde. You like this place, don't you? They have a car, don't they? She studies medicine, doesn't she? O tıp okuyor, değil mi? He doesn't smoke, does he? O sigara içmiyor, değil mi? You don't have time, do you? Senin zamanın yok, değil mi? They don't need us, do they? Onların bize ihtiyacı yok, değil mi? Çok günlük cümleleri seçmeye hani karar verdim ki ne kadar gerekli ve ne kadar günlük olduğunu anlayın diye. Yani ben bunu kullanmam, niye kullanayım falan filan sorulardan. Yani duymayalım bir zahmet. I was with you yesterday, wasn't I? Ben dün seninleydim, değil mi? They were at home, weren't they? Onlar evdeydi, değil mi? She was working, wasn't she? O çalışıyordu, değil mi? Jack wasn't eating at five, was he? Jack saat 5'te bir şey yemiyordu, değil mi? You weren't listening, were you? Sen dinlemiyordun, değil mi? We weren't there, were we? Biz orada değildik, değil mi? I told you, didn't I? Ben sana söyledim, değil mi? Yine cümleme bakıyorum, fiilime bakıyorum. Fiilimin ikinci hali, simple past. Ne getireceğim? Did getireceğim soru sormak için. Devam ediyorum. Went home, didn't they? Onlar eve gittiler, değil mi? She knew everything, didn't she? O her şeyi biliyordu, değil mi? Jack didn't like the cake, did he? Jack pastayı sevmedi, değil mi? You didn't know that, did you? Sen onu bilmiyordun, değil mi? We didn't have a chance, did we? Bizim herhangi bir şansımız yoktu, değil mi? You have tried it before, haven't you? Şimdi burada present perfect tense'e geçiyoruz. Have görüyorum burada. Fiilin üçüncü halini tabii ki göreceğim have'den sonra. Soru sormak için de have has kullanıyordum. Evet. You have tried it before, haven't you? Sen bunu daha önce denedin, değil mi? They have met him, haven't they? Onlar daha önce görüştüler, değil mi? She has been to Paris, hasn't she? Paris'te bulundu, değil mi? Daha önce Paris'e gitmiş yani. He hasn't studied for the exam, has he? Sınava çalışmamış, değil mi? You haven't received a mail, have you? Mail sana ulaşmamış, değil mi? Veya sen e-maili almadın daha, değil mi? I haven't forgotten anything, have I? Ben herhangi bir şeyi unutmadım, değil mi? Will come, won't you? Geleceksin, değil mi? I will stay home, won't I? Ben evde kalacağım, değil mi? She will help us, won't she? O bize yardım edecek, değil mi? He won't stay with us, will he? O bizimle kalmayacak, değil mi? You won't leave me, will you? Sen beni yalnız bırakmayacaksın, değil mi?
We won't be late, will we? Geç kalmayacağız, değil mi? Evet arkadaşlar, bu kadar örnek verdim. Gördüğünüz gibi 3 tane olumlu ve sorusuyla ve 3 tane olumsuz cümle ve sorusuyla komple tek question'ları verdim. Umarım yeterince örnek vermişimdir. Lütfen notlarınızı alın. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen altta yorum yapın. Hani şu cümleyi yaptım doğru mu, bu cümleyi yaptım doğru mu diye sorular sorabilirsiniz. Hiç sıkıntısı yok. Ben hepsine tek tek cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Başarılar.